Sinemaya parlak bir giriş yaptı. Daha ilk filmiyle iyi aktör sıfatını kazandı. Ve daha sonra çevirdiği filmlerle de bu çizgiyi hiç bozmadı. Hazal, Yılanı Öldürseler, Göl, Derman, Firar, Kuyucuklu Yusuf, Her Şeye Rağmen gibi unutulmaz filmlerin unutulmaz yıldızı oldu. Canlandırdığı karakterlerin çeşitliliği, oyunculukta denediği farklı yöntemler ve senaryo konusundaki seçici tutumu onu farklı ve özgün kıldı. Az ama öz iş yaptı. Sayılı film çevirdi ama en iyi erkek oyuncu olarak 2 kez Altın Kelebek, 1 kez Altın Portakal ve 2 kez de Ankara Film Festivali Büyük Ödülüne layık görüldü. Seçiciliğinden taviz vermediği için uzun zamandır film çevirmiyor. Ne var ki ismi hala iyi aktörler arasında sayılıyor. Bugünkü konuğum tiyatro ve sinema sanatçısı sevgili Talat Bulut. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne zaman döneceksiniz sinemaya? Herkes bu soruyu soruyor. Aslında ben bir yere gitmedim. Yani geri dönmem için de herhangi bir gerekçe yok. Sadece sinemanın bugünkü koşullarda iyi film yapılamamasından kaynaklanıyor. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de seçici olduğunuz zaman iyi şeyleri beklemek zorundasınız ve zamana ihtiyacınız var. Ama zamana ihtiyacınız var derken de bir şeyi korumak zorundasınız. Yaşlanmayı durdurucu bir şeyler yapmak zorundasınız. Peki bu ara sizin oyunculuğunuzu ne yönde etkiliyor? Yani uzun bir süre oyun oynamak, film çevirmemek oyunculuğunuzdan acaba bazı şeyler götürüyor mu? Şöyle, yani vücudunuzu ham bırakabilirsiniz ama bunun içinde vücudumu çalıştıran biriyim ben. Oyunculukta çok önemli çünkü bu. Ama onun ötesinde pratikten bir takım şeyler kaybedebilirsiniz. O da kamerayla olan ilişkilerinizde. Ama temelde bazı şeyler vardır. Sizi yönlendirici, onlara sahip olduğunuz sürece de ve evde kendinizi eğittiğiniz sürece de bir problem yok tabii. Bu seçiciliğinizden bahsettiniz. Ben de girişte söyledim. Hangi kriterler sizi bir projeyi kabul ettiriyor ya da bir projeye red cevabı verdirtiyor? Onu şöyle düşünebiliriz. Türkiye'de zaten bildiğimiz internasyonel boyutlarda bir şeyler yapmanın başlangıcı aslında anlayışı ya da son yıllarda oluşmaya başladı. Geçmiş yıllarda ehvenişer tabirle yapılanların içerisinde en iyi seçiyordunuz. Bu da çok zordu. Şu anda da hiçbir şey yapılmadığı için bir şey seçme şansınız da yok zaten. Ama bunun birebir ölçüleri var mı dediğiniz zaman da benim tiyatro eğitimim var, belli bir oyunculuk anlayışım var ve de sadece üretmek değil, arz talep üzerine yapılan işler olmadığı sürece, internasyonel boyutta bir takım şeyler yapıyorsanız, önünüz öyle bir senaryo gidiyorsa, diyaloğuyla, anlatım biçimiyle, iyi bir dili varsa, rol kişiliği iyiyse, sizin reddetmeniz için bir gerekçe kalmıyor. Örneğin internasyonel boyutta diyorsunuz, evrensel değerleri göz önünde alarak bunu söylüyorsunuz. Örneğin bir senaryo geldiğinde, bir senaryonun bir aktör olarak iyisi kötüsü size göre nasıl değerlendiriliyor? Aslında şöyle düşünmek lazım. Yaptığım filmlerden bir tanesini örnek verebilirim. Her Şeye Rağmen filmini yaptığımızda biz şöyle bir şey vardı, alt metni. İşte hapisten çıkıyor, kendi koşulları içerisinde bir iş bulamıyor ama bir kilisede cenaze arabası şoförlüğü yapıyor ve müthiş yalnız bir adam. Bu işte Avrupa'da ödüller almaya başladığı zaman Amerika'da da gösterime girmişti ve bir tesadüfen yazılan bir eleştirisi elime geçmişti. Eleştiride şöyle yazılıyordu. Talat Bulut'un oynadığı karakter dünyanın her yerinde yaşanabilir bir yalnızlıktı. Buradan anlıyorsunuz ki siz aslında doğru bir şey yapmışsınız. Sadece Türkiye'nin otantik bir takım şeylerinden çıkarak sadece tanıtım amaçlı film yapmak değil, aslında evet, dünyanın her yerinde, her olayla, her kültürle karşılaşabileceğiniz, kendi kültürünüzle özdeşleştirebileceğiniz konuları yakalamak ve o filmi oluşturmak önemli. Bu bahsettiğiniz film Her Şeye Rağmen, hı-hı, filmiydi. Önce burada çok olumlu eleştiriler almadı gibi
istemleriniz ben, oldu. Evet, anladım söylemek istediğinizi. Ama sonra yurt dışında ödüller alınca bu bir anlamda neyin göstergesi oldu? Şimdi ben korkum ya da çekingenliğim olmadığı için doğruları söylemekten yanayım. Burada film tanıtımsız vizyona girdi apar topar ve Atilla Dorsay bir eleştiri yazmıştı. Tayyip Lot'un işte kilo alması için saçını kazıtması, parantez içinde Denure'ye özenmesi seyircinin ilgisini çekmedi diye. Ama sonra yurt dışında ödüller almaya başlayınca aynı kişi başka bir dergide Talat Bulut'un Denure'yı örnek alması aslında kutlanılması gereken bir yanı diye. Şimdi bu çelişkileri anlamak mümkün değil. Yani bununla ilgili bir sürü yazılar takip ediliyor. Ki bu da aslında ne kadar olumlu bir eleştiri o da tartışılır. Yani siz Denure'yi örnek aldığınız için mi yoksa o karakteri oturtabilmek için mi o fiziğe büründünüz? Oyunculuk anlayışı, pardon, doğru bir oyunculuk anlayışı vardır. Bu dünyanın her yerinde de geçerlidir yani. Siz eğer karakterinizi böyle yarattıysanız ve bu tesadüfler bir noktada çakışıyorsa Denure'ya özenmenin ya da onu taklit etmenin anlamsızlığını tartışırım ben. Şimdi ben şey diyorum, böyle Türkiye'de köşe yazarları var, kendini gazeteci zanneden insanlar var böyle. İşte geçenlerde de bir gazetede sanatçı başlığı adı altında bir yazı çıktı, Hıncal Uluç'un yazısı. Ve şey diyor, kendinden yani kerameti kendinden menkul insanlar var diyor. Bunlar diyor bir anda diyor, sanatçı kavramı sahip çıkmaya başladılar diyor. Ve diyor, şey öneriyor, hey gençler diyor, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar, illa okullu olmanız gerekmiyor, eğitimli olmanız gerekmiyor, isminizin başına sanatçı yazabilirsiniz filan diye. Ben de diyorum ki böyle işte kerameti kendinden menkul değerler diyebiliriz aslında. Böyle gazetecilerin bir takım, affedersiniz, söylediklerin yetişmesine bu kadar yardımcı olmaları olacak iş değil yani. O zaman şeyi düşünüyorsunuz, bu bir kültür işidir. Yani sanatçı olmayı tartışabiliriz, tartışmamız da gerekiyor zaten. Yaptığınız işin kültürünün bilincindeyseniz, nasıl yaratmanız gerektiğini biliyorsanız, zaten her insan, bu işle uğraşan her insanın sanatçı olması mümkün değil. Siz sadece iyi bir icracı olmak zorundasınız. Yani Beethoven bir sanatçıdır çünkü bir şey yaratmıştır. Ama onu her yorumlayanın da sanatçı olması gerekmiyor. Peki İyi bu, bir icracı olabilir. Bu ayrımı ortaya koyacak ya da bu kararı verecek olan sanatçıların kendisi mi, o işleri yapanlar mı, yoksa halk mı bu yakıştırmayı yapacak? Hayır, öyle bir şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir köşe yazarı size böyle bir yazı sunuyor. Şimdi bunu okuyan insanların, tamam yani ben sabah kalktım, erkenden bir kaset yaptım, kasetim çok satıldı, bir filmde oynadım, ben olabilecek bütün koşulları yarattım ve iyi bir sanatçıyım. Hayır, böyle bir şey yok. Yani ben tiyatro ve sinemada 22 senedir bu işin içindeyim, çekime girmeden evvel size söyledim yani, benim adımın altına bir şey yazılacaksa sanatçı yazmayın diye. Evet, siz özellikle istemiyorsunuz ben sanatçı denmesini. Ben sadece iyi bir icracı olabilirim, iyi bir aktör olabilirim. Yani sahneyi paylaşan, resim yapan, film yapan herkes sanatçı olamaz. Böyle bir şey yok. Sanatçı yaratıcıdır. Yaratıcı olmak zeka işidir, bilgi işidir, kültür işidir. Siz sadece sizin işinizi en iyi hangi koşullarda ve nasıl yapabilirimi araştırmak ve kendinizi eğitmek zorundasınız. Yani Türkiye'de artık herkes her işi yapıyor. Mesela payeler vardır. Yani Türkiye'de mesela valilik de bir meslektir. Hayır, değil. Yani Avrupa'ya gittiğiniz zaman valilik yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Ama bir musluk tamircisi Avrupa'ya evet, gittiği zaman... Evet, bu özellikle bir... Çetin Altan'ın getirdiği bir tanım yani, değerlilerle önemliler arasındaki fark... Şimdi yaratıcı olmak da başka bir şey. İngiltere'de Sir ünvanını almış bir sürü aktörler var. Yani onlar da iyi bir icracı olduğu için Sir ünvanını almışlar ve hakikaten iyi aktör oldukları için. Aktörlük böyle gökten zembille inen bir şey değil ki. Ama sizin örneğin geçmişinize baktığımız zaman daha ilk filminizle çok iyi oyuncu oldunuz, iyi bir aktör olduğunuz benimsendi. Tabii ki gökten zembille inmemişti, bir tiyatrocu tarafınız vardı, geçmişiniz vardı ama sinemada ilk filminizle bu sıfatı kazandınız. Bu başarıyı bekliyor muydunuz?
Şimdi aslında şey, özellikle bu tür işlerde biraz da şans. İzleyicilerinizi hakikaten hatırlatın. İlk filmimiz Hazal'dı. Türkan Şoray'la birlikte oynadığınız. Şans da çok hoş bir örnektir. Yani tiyatro yaptığın dönemlerde yine teklifler geliyordu ama ben yapmak istemiyordum. Çünkü kendimi hazır hissetmiyordum. Bir deneyime ve birikime ihtiyacım vardı. O birikimin oluşabileceği bir ortamda film teklifi geldi. İşte bu aldığınız eğitimle bir rol kişiliğini nasıl irdelersiniz, önünüze gelen bir senaryoyu ya da tiyatro tekstini nasıl araştırabilirsiniz, karakterleri ortaya nasıl çıkarabilirsiniz? Bunlar işte kolay olan şeyler değil. Yani bunlar eğitimle, bilgiyle ve de öğrenimle olacak şeyler. Hoş bir şanstı, iyi bir başlangıçtı. O şansı sürdürmek istedim ama zor. İşte ilk filmde bir seviyeyi tutturmak belli bir çıkışı yapmak açısından büyük bir avantaj sağlayabilir o kişiye. Ama ondan sonra o çizgiyi tutturabilmek ne gibi dezavantajları getiriyor? Daha az film çekmeye başlıyorsunuz. İşte yoğun, son yıllarda da yoğun yaşanan işte popülariteden uzak kalıyorsunuz. Önemli değil, her zaman değerli olmaktan gelelim. Yani önem popüler kültürün şeyine göre yok olabilir, bir de çabuk tüketilebilir. Evet. Siz bütün bunların bilincindeyseniz, kendi toplumunuzun bilincindeyseniz korumak zor ama yaşamak da zor. Şimdi tiyatrocu geçmişiniz var dedik, 5 sene. As Tiyatrosu'nda çalıştınız. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Sinemayla ilgili bir teklif gelince size Hazal filmi için, tiyatroyu bırakıp sinemaya geçme kararını nasıl verdiniz? Çünkü sinema tiyatroya oranla daha popüler bir kültürün parçası. Ama işte şey, yani siz popüler... Hatta tiyatrodan istifa etmek durumunda da kaldınız değil mi filmi çevirmek için? İyi bir araştırma. Şimdi ben aslında tiyatrodan ayrılmak istemiyordum ama genel sanat yönetmenimiz izin vermedi diyebilirim aslında. İşte turne uzatılıyor, bir takım gerekçeler filan sunuldu. Ben de böyle bir olanağı kaçırmak istemediğimi, işte turnenin bitiminden itibaren, İstanbul'daydık o zaman, tiyatroya dönmek istediğimi söyledim. Hayır dedi, ikisinden birini tercih etmek zorundasınız diye. Ben de sinemayı tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim yani. Bugün aynı kararı verirdiniz. Kesinlikle. Peki şimdi bu seçiciliğinizi siz yönetmenler için de yapıyorsunuz. Hangi yönetmenlerle çalışmayı arzu ederdiniz? Sizin kriterlerinize göre... Türkiye'de iyi yönetmen diyebileceğimiz kişilerle çalıştım zaten. Yani işte Ali Özgen Türk, Şerif Gören, Ömer Kavur, Orhan Oğuz. Ama bazı yönetmenler vardır ki mesela onlarla da yıllardır çalışmak istersiniz. Ya da o sizinle çalışmak ister. Ya da sizin sinemaya geçmenizi sağlayan kişidir. Ama işte o popüler kültürün yoğun etkisinde kalıp da sizin bir buçuk yıl senaryo üzerinde çalışıp beklediğiniz senaryo son bir haftada değişebiliyor yani. Böyle sizi hayal kırıklığına uğratan yönetmenler de var ama ben bugüne kadar çalıştığım yönetmenlerin hepsinden memnun kaldım. Yurt dışında Woody Allen'la çok çalışmak istediğinizi söylemişsiniz. Özellikle komedi filmlerine ayrıca ilgi duyuyorum demişsiniz. Dönüp baktığımız zaman filmlerde daha önceki filmlerinizdeki rollerin getirdiği bir imaj var. Bununla mesela bir komedi filmindeki Talat Bulut ne kadar uyuşurdu? Yani komedi oynamak ne gibi riskleri beraberinde getirirdi sizin için? Aslında riski yok bunun. Yani hep internasyonel boyutta diyorum. Yani işte filmlerin çok yapıldığı ülke Amerika, işte sanat anlayışı daha yoğun yaşanan ülkeler, işte Avrupa filan diye ayırıyor. Avrupa filmleri ya da Amerikan filmleri diye ayırıyorsunuz. Ama iyi bir aktör demek zaten aynı zamanda iyi bir komedyen demek. İyi bir aktör kavramınızı kendi bünyenizde, kafanızda, yaratıcılığınızda oturttuysanız zaten bunun işte ciddi rol, komedi rol, işte dramatik rol, trajedik rol falan diye ayırmanız mümkün değil. İyi aktör zaten bütün bu kavramları kapsayan bir şey.
O anlamda da ben bakmayın bu kadar ciddi şeyler konuştum ama günlük yaşamında çok eğlenceli ve keyifli bir insanımdır. Komediye açım diyorsunuz. Evet ama yani Türkiye'de bunu istediğiniz anlayışta oturtmak çok zor tabii. Peki o imajın yüklediği aktörlere ya da aktrislere yüklediği o imaj bazı rolleri oynamamak gibi tabii. kısıtlayıcı bir faktörü de getiriyor mu beraberinde? Getiriyor. O Türkiye'de getiriyor ama. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz işte sizi uzun yıllardır görmeyen biri gördüğü zaman aa Tayyatçım saçların ağarmış deniyor mesela işte. Saçları ağarmak eşittir yaşlanmak anlamında geliyor. Ama yine bunun işte hep batıya özenti deniliyor ama yani batıdan örnek vermek zorundasınız. Şimdi bir Avrupalı ya da Amerikalı aktörlere baktığınız zaman bir kere normalde starlaşma yaşları zaten 40'ın üzerinde. Çünkü hem sahne hem kamera deneyimleri yeni yeni oluşmaya başlıyor. Belli bir olgunluktan sonra üretkenlik artıyor. Şimdi bakıyorsunuz 60 yaşında, 70 yaşında bir aktörün hala başrol oynadığı filmleri falan görüyorsunuz. Yani örnekleri hatta var. Hatta Oscar yani. Bile alıyorlar. Tabii Jack Nicholson'ı görüyorsunuz, Dustin Hoffman'ı görüyorsunuz, De Niro'yu görüyorsunuz yani. Ama Türkiye'de maalesef işte o fotoğraman anlayışıyla süregelen film çekmelerin sonucunda insanlar hep kendi görüntülerini perdede aramışlar. Asla yaşlanmayacak, asla değişmeyecek, saçları ağarmayacak, kırışmayacak. Hayır. Yani bir de insanın hem kişi olarak hem aktör olarak olgunlaşma dönemi vardır. Kadın oyuncular için bu durum daha da vahim. Kadınlar hep genç ve güzel kalmakla yükümlüymüş gibi. Kalmak zorunda ama şimdiki sanayiye baktığınız zaman işte kozmetiklerden tutun, estetiklerden tutun. Takviyeler yani mevcut diyorsunuz. Onların başarmaları daha kolay. Rol arkadaşınız konusunda da seçici misiniz? Hayır değilim. Çünkü ben sadece bir şey önemli tabii. Yani film ekibi içinde olmak zaten bir ekip anlayışını getiriyor. O ekip anlayışına insanların bir araya gelmesi benim için çok daha olumlu bir şey. Yani onun bana yardım edebileceği, benim ona yardım edebileceğim bir şey, ortam oluşması gerekiyor. O anlamda benim seçiciliğim yok ama şu var tabii yani çok gerekli ise bu işle uğraşmayanlar yani işte bir manken olabilir sadece güzelliğini kullanabileceğiniz. Sonra kalkıp ben oyuncu oldum demeyecekti tabii yani. Onu öyle kullanabilirsiniz ama hikayenin işte rol kişiliğinin getirdiği koşullarda öyle birine ihtiyaç duyduğunuz zaman oynayabilirsiniz ama yani çok önemli bir projede de biz birini bulamadık bu mankeni oynatalım asla olmazdı. O zaman bir tavır koymak söz konusu olabilir diyorsunuz. Şimdi burada aslında güzel bir noktaya değindiniz. Ben de oraya gelmek istiyordum. Türk sinemasında özellikle son çalışmalarda oyuncu olmayan sinema geçmişi olmayan ancak bir şekilde ismi olan, ünlü olan kişilere film teklifleri gidiyor ve bu kişilere roller veriliyor. Kimi zaman başrol, kimi zaman yan roller. Bir anlamda sinema popüler kültüre yakınlaşma ve popüler olma, daha fazla seyredilme endişesini taşıdığından dolayı böyle bir eğilime girdi. Bu Türk sineması için artıları hakikaten getiriyor mu yoksa beraberinde götürdüğü başka şeyler de var mı? Var tabii. Şimdi medya çok 90'lı yıllardan itibaren inanılmaz bir popülarite kazandı. Pardon. İşte yazılı basın magazinleşti ya da televizyon magazinleşti yani. İkisi iç içe olmaya başladı. Şimdi basınla, medya ile ilişkileri de çok yoğun olan birilerinin işte kasetinin satışı için inanılmaz bir promosyon yapılıyor. O promosyon sonucunda mutlaka televizyonda bir şey yapmaları için teklif götürülüyor. İşte bunun adı talk show olabilir, bunun adı eğlence programı olabilir, bunun adı dizi olabilir. Şimdi bu kadar iğrençlikleri bir arada yaşayabileceğiniz başka ülkede yok. Yani yemin ediyorum herhalde Hindistan'da filan en çok film çekilen ülkedir ama bu kadar iğrençlik yaşanamaz yani. Şimdi küçükler çıktı, büyükler çıktı, işte türkücüsü çıktı, şarkıcısı çıktı. Bir de şeyleri ifadelerinde saygınlık da yok. Yani bunu cehaletin getirdiği bir şey aslında. Yani bu insanlar zaten biraz kültürlü, biraz akıllı, biraz eğitimli olsalar. Türkiye'nin kaderi bu zaten yani. Böyle ahkam kesmeleri de mümkün değil. Yani bakıyorsunuz tamam sesi güzel, işi şarkı söylemek. Ama
bir dizide oynadığı zaman da yani ben oyuncu oldum demesini kabul edemezsiniz yani. Evet. O zaman hem size saygısızlık hem önce kendine saygısızlık etmiş oluyor. Bu bilinci aldığı zaman insanlar zaten bu tür şeyler yapacaklarını sanmıyorum. Herkes kendi mesleğini yapsın. Yani ben de çok güzel türkü söylüyorum ama bunu da inat ediyorum. Yani bir gün yapacağım, kaset yapacağım. Ama bu demek değildir ki ben türkü söylemenin bütün özelliklerini, eğitimini, kültürünü almış bir adamım diyemem. Diyebilirim de çünkü ben diğerlerinden farklıyım. Nereden farklıyım? Kendi işimi iyi yaptığım için. Televizyonu düşünüyor musunuz? Televizyon dizilerini? Hayır. Yani bugüne kadar yapılan şeyler yapıldığı sürece televizyonda bir şey yapmayacağım. Televizyon seyretmekten de zaten keyif almıyorum. Hiçbir şey kendi normları içerisinde yürümüyor. Haber kanalı değil, eğlence kanalı değil, spor programı değil. Yani onun için her şey iç içe geçmiş ama bu tüketici bir toplumda yaşıyorsanız bunlar izlemek zorundasınız. Bu takip edecek ama ne zaman yok olacak onu bilemiyorum. Şimdi siz üniversite sınavında Hacettepe elektronik mühendisliğini kazanmıştınız. Ancak tiyatro ağır bastı ve ikinci sınıftan ayrıldınız. Ayrıldım, evet. Ve tiyatroya devam ettiniz. Bugünkü konuşmalarınızı değerlendiriyorum. O dönemde böyle bir karar verdiniz. Bugün de aynı kararı verir miydiniz? Ben şimdi çok farklı yetiştim. Çocukluğumdan itibaren belki ailenin ekonomik koşullarından dolayı hep çalışan bir insandım. Ve o çevreyi tanımaktan, onların bana verdiği şeylerden ve ailemin bana verdiği eğitim ve kültürden kendimi hep olgun biri olarak değerlendirdim ve kararlarımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Bugün de olsaydı bugün de aynı kararı verirdim ama sonuçta bir şey anlıyorsunuz ki Türkiye'de ama sanatın ya da sinemanın ya da tiyatronun bu noktaya geleceğini hiçbir zaman tahmin edemedim tabii. Yani bunun bilincine belki 6 ya da 10 sene önce vardım ama 70'li yıllarda bunu vermem mümkün değildi. Yani tiyatroya girdiğim zaman 18 yaşındaydım ben. Mutlaka üniversiteyi bitirmeyi amaçlardım. Onu şöyle amaçlardım. Bir üniversite diploması elimde olsaydı bir sinema tezi hazırlayabilirdim, bir doktora yapabilirdim. Hı. O avantajı kullanamadığım için pişmanım. Ama bu işi seçtiğim için pişman değilim tabii. Biz de sinemayı seçtiğiniz için hiç pişman değiliz izleyiciler olarak. Sinemadan ayrı kaldığınız zamanlarda neler yaptınız? Bir dönem borsayla ilgilendim. Çünkü İyi iş yapıyorsanız, seçiciyseniz ve gerçek anlamda bir aktörseniz Türkiye'de para kazanmanız mümkün değil zaten. Ama yaşamak zorundasınız. Son yıllarda da seslendirme yapıyorum. Onun dışında başka bir iş yapmıyorum. Ama onun dışında örneğin spora büyük ilginiz var değil mi? Evet. Tenis vardı bir dönem, devam mı hala? Karate vardı, devam mı hala? Aslında uzak doğu sporları şöyle ilgimi çekiyordu benim. Vücudu çok esnek tuttuğu için ilgimi çekiyordu. Mesela bir aktörün yapabileceği en iyi spor aslında eskrimdir. Ama Türkiye'de yapamıyorsunuz onu. O niçin? Neden? Vücudunuzu iyi kontrol ve çalıştırma yeteneğine sahip oluyorsunuz eskrim oynadığınız zaman. Karate de aslında öyle bir şeydi. Bir buçuk sene falan devam ettim. Sonra bıraktım ama tenis oynuyorum. Bu arada iyi yemek yaptığınız bilgileri de ulaştı bana. Özellikle biber dolması. Yok, son yıllarda biber dolması yapmıyorum. Son yıllarda özellikle beslenme biçimi olarak beyaz et üzerinde yoğunlaştığı için doğulu olmama rağmen iyi balık yaparım. İyi balık pişiririm. Son olarak Türk sinemasında bugün yaşanan son gelişmeleri, son çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir kere bir şey yapılamadığı için çok kötü koşullarda olduğumuz açık. Ama bunu düzeltmenin reçetesi nedir? Kişi olarak tek başıma başarmam ya da söylemem mümkün değil yani. Bu bir her bu konuda uzmanlaşmış insanların, bilim adamlarının, çünkü dünya artık sinemanın bir bilim olduğunu kabul ediyor. Bizler de etmek zorundayız. Onun için kerameti kendinden menkul gazetecilerin böyle hadi şunu yapın demeleriyle olmaz bu iş. Gazetecilik de olmaz yani.
Ama insanlar kendilerini eğitmek zorundalar, öğrenimini yapmamışlarsa. Bu anlamda da bir bilim olarak düşünülmeli ve araştırmalarının sonucunda biz bunu nasıl düzeltebiliriz? Peki bu son gelişmeler, son çalışmalar, son çevrilen filmler yeterli bu yönde değil. Bir eğilimi teşkil ediyor yoksa bir yerinde durma yoksa hiçbir araştırma geri. Yok. Yani sinemanın tarihine baktığınız zaman gelişmelerin sonucunda yani bir bina nasıl yıkıldı, bu noktaya geldiğinin araştırması yok.